Merhaba arkadaşlar. E, bu dersimizin konusu da Kanun Sultan Süleyman'ın son seferi olan Sigetvar e, Seferi'dir. E, Sigetvar Seferi'nin nedeni e, Kanun Sultan Süleyman'ın e, işte Avusturya'nın Osmanlı idaresindeki e, Macar topraklarına yönelik e, saldırılarının devam etmesi üzerine düzenlenmiş olan bir seferdir. E, Kanun Sultan Süleyman 72 yaşında olmasına rağmen hem Malta yenilgisinin izlerini silmek hem de tebasına işte devletinin ve ordusunun başında olduğunu göstermek amacıyla bu sefere katılacak ve amacı da Ziyet var ve Eğri kalelerini alarak bir göz daha vermek isteyecektir. Bu amaçla yola çıkılacaktır. Kuşatma 1566 yılında kuşatma başlayacak ancak Kanuni Sultan Süleyman Kuşatma devam ederken hayatını kaybedecektir ve e, orduya bu haber e, verilmemiştir ve e, iki gün sonra e, kale fethedildikten sonra e, Kanuni Sultan Süleyman'ın öldüğü e, orduya haber verilecektir. E, böylece Kanuni Sultan Süleyman, Siget Sigetvar Seferinde hayatını e, kaybedecektir ve Kanuni dönemi de e, sona ermiş oluyor. Kanuni sonrasında yerine oğlu 2. Selim, daha sonra 3. Murat dönemlere geçecektir. Bu dönemlerde de mücadeleler Avusturya ile Batı'da devam edecektir. Daha sonra ise 3. Mehmet Osmanlı tahtına çıkacaktır. Yani bu sıralamayı bir kez daha tekrar edersek, Kanuni'den sonra 2. Selim, daha sonra 3. Murat ve 3. Mehmet Osmanlı tahtına çıkacaktır. Bu dönemde arkadaşlar e, şunu da hatırlatmak e, gerekiyor. E, kanunun son dönemlerinde tahta çıkmış e, sadrazamlık görevine getirilmiş olan e, Sokullu Mehmet Paşa 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde de sadrazamlık görevini sürdürecektir. E, o yüzden e, bu dönem e, bir anlamda bu iki padişah e, sefere çıkmayacaktır. E, seferlere daha çok sadrazamları göndereceklerdir. Sokullu önemli bir devlet adamıdır arkadaşlar. Bu öneminden dolayı Osmanlı tarihinde bir döneme Sokullu devri adı verilmiş ve yükselme dönemi de onun ölümüyle birlikte 1579 yılında sona erecektir. Bunları da en azından bir bilgi olarak verelim diyelim. 3. Mehmet döneminde arkadaşlar Avusturya ile önemli savaşlardan birisi olan Haçova Meydan Muharebesi yapılacak. Bunda ee, Osmanlı Devleti'ne karşı Erdel, 3. Mehmet döneminde Erdel, Eflak ve Boğdan'ın Avusturya'dan da destek alarak Osmanlı Devleti'ne karşı bir ittifak kuracaklar ve bu ittifakın e, Osmanlı Devleti'ne ait olan Estergon ve Vişevrat kalelerini e, ele geçireceklerdir. E, bunun üzerine 3. Mehmet e, Avusturya üzerine sefer e, düzenleyecektir. Ve daha önce kanuni döneminde alınamayan Eğri Kalesi'ni fethedecektir. 1596 tarihinde Eğri Kalesi'nin alınması üzerine 1596 yılında Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında Haçova Meydan Muharebesi yapılacaktır. Savaş Osmanlı Devleti tarafından kaybedilmek üzereyken ordunun geri hizmet bölükleri olarak tabir edilen işte Seyisler, Aşçılar ve benzeri kıtaların, Ellerine ne geçirdiler ise Avusturya askerleri üzerine saldırılar neticesinde ve Avusturya ordusunda disiplinin bozulması neticesinde savaş Osmanlı Devleti'nin galibiyetiyle e, sonuçlanacaktır. E, ve böylece e, bir anlamda e, önemli bir e, savaşta e, Haçova Meydan muharebesi e, 3. Mehmet döneminde e, kazanılmış oluyor. Bu anlamda önem e, taşımaktadır diyoruz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.